Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergüven YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Arkadaşlar bu videomuzda Lonca Savaşı yapacağız. Özellikle teşkilatıma sonrası için bu videoyu çekip yüklüyorum inşallah. Abonelikleriniz bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Patlamadan nasıl Lonca Savaşı yaparız? Bunları anlatacağım. Şimdi heroları anlatmayacağım başta. Her videomda olduğu gibi direkt Lonca Savaşı'na geçiyorum. Sonrasında heroları anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar Türk serverinin en yüksek hesapları var. Yani ilk 10 içerisindeki hesaplar diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Bakın Voltron 34 hesabı. Patlamadan nasıl kesebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Aslında patlamanız biraz anormal bu herolarla. Patlayan insanlar biraz anormal davranıyor diye bilirim arkadaşlar. Bakın şu anda normal rutinde gittiğimiz zaman Trend Tour kullanmadan hesabı %100 yaptık. Aslında videonun başlığını No Trend Tour yazabilirim. Trend Tour kullanmıyoruz bakın arkadaşlar ve %100 yaptık hesabı. Buradan çıkıp tekrardan gireceğim. Ama şu ilk öncelikle minyon olayını halletmem gerekiyor. Şöyle. Aslında bu videonun başına güzel şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza çekiliş var. Çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. Katılmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olarak yorumlar kısmında bakıp oradan ilerleyebilirler. Bakın John Tiki hesabı mesela çoğu insan diyor ben bu hesapta patlıyorum görüyorum mesela. Yani patlayan arkadaşlara bilmiyorum nasıl patlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Anlamıyorum. O kadar video çekiyoruz. Demek ki izlemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda nasıl patlamıyorsunuz. Bundan bahsedeceğim. Direkt girdik. Bakın şu anda. Evet buradan bir skill açtırdık. Aynı şekilde burada. Fırtına Tiki ile buradan destek verdik. Bakın heroların ölmesi önemli değil. Bu hesaplar arena hesabıdır. Bu hesaplar vuruş oranı dizili bir hesaplardır. Erolarınızı kaybetmeniz çok ve çok fazla önemli özellik değil arkadaşlar. Bakın şu anda %99 ve %100. Kaç saniye? 30 saniyede kestik hesabı. Çok büyük bir fark eden bir şey yok. Hani bu noktada 1 milyonluk hesaplardan bile bunları fulleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Neden fulleyebilirsiniz? Arkadaşlar oyunda çok fazla hero var. Oyunda imkansız diye bir şey yok. Bunun altını çizmek istiyorum size. Oyunda imkansız denilen tek şey çalışmamak. Yani bilmemek. Araştırmamak. Bundan kaynaklı imkansızlıklar yaşayabilirsiniz. Bak, mesela bakın. Kebap hesap. Acılı kebap niyetine bunu yiyebilirsiniz. Niye? Ortada büyük bir boşluk var. Buradan saldığınız zaman zaten bakın 300K hesaptan bile bu hesabı fullenir. Neden? Ortadan attığınız zaman direkt zaten bakın anlatmayacağım göstereceğim. 160 alacak. İyi izleyin şimdi. Bakın buradan bir şey olduğu belli. Direkt minyonu saldım. Buradaki olayı çözdük. Bir buradan bir de buradan açıyorum. Şöyle bekliyoruz. Bakın. %65 aldı. %60 dedim 65 oldu. Bu noktada bunlara dikkat ettiğiniz takdirde hesabınıza çok ve çok rahat fullersiniz arkadaşlar. Bakın Trend Tour kullanmadan hesabı 20 saniyelik bir süreç içerisinde fulleme imkanımız oldu. Şöyle gösteriyorum. 14.000 puan yani bu gibi rakiplerin gelmesi gayet güzel. Zevk veriyor, eğlence veriyor. Ben de altını çizeyim ve buradan arkadaşlara mesajım var. Yanlış algılama olmasın. Eğlenceli bir ortam. Böyle bir saçımı düzelteyim. Eğlenceli oluyor. Arkadaşlar yanlış anlamasın beni. Güzel rakipleri kesme, güzel rakip gelmesi. Onlar da sevmesi lazım. Nasıl beni hızlı bir şekilde kesiyor deyip araştırmak gerekiyor. Çünkü arena hesaplarının bu denli hızlı kesilmemesi lazım. Çünkü arena yapıyorlar. Bak gene diyorum. Yanlış anlaşılacak bir durum yok. Arena hesaplarının biraz daha zor kesilmesi lazım. Mesela buradan giriyoruz. Üçüncü hesabı. Üç, dördüncü oluyor. Bakıyorum. Mesela rune ustası, dinamika, saf güç, gene. Athena. Ne bu? Soğukkanlı varis. Uga. Burada başka ne herosu var? Rambart'la desteklemiş ölmesin diye ve Fırtına Tiki. Zaten Fırtına Tiki koyması başlı başına bir güç dengesini değiştirmesi demek. Bakın burada koyabileceğiniz en basit ve en güzel nokta Rambart'ın yeridir. Mesela burada benim bu arkadaşlar hani bilmiyorum orada bir düzenleme yapılabilir mi tabii ki de ama Uga yerine
Bunlardan bir destekleme rambart olması. Bakın, çıkalım şöyle. Düzenler değişti. Anlatım yaparken olmadı. Tekrardan gireyim. Şöyle bir şuradan deneme, şuradan şöyle, şuradan böyle. Şu şeyi biraz daha değiştirmem lazımmış, onu anladım ben. Riske atmamak. Şu düzen sıralaması önemli. Bunu da hemen göstereyim size arkadaşlar. Daha demin tilki önce atacaktım. O yüzden çıktım. Mesela şimdi şöyle hızlı kurulumdan mesela burada ilk bu, sonra bu, sonra bu, yok. Sonra şu, sonra Komodora, sonra Baltalı ve sonra bu. Bu şekilde yaparsanız gayet güzel olacaktır. Sıralamaya dikkat edelim. Daha demin mesela o kadar beleşe alacağımız bir hesapta patlama imkanımız da oldu. Hani bunlara dikkat edin. 18.598 puan. Gayet güzel bir yüksek. Bir hesap daha keseceğim. 2.580. 2.600. Aa, ben niye bunu görmedim ki? Şunu keseyim ben. Giriyoruz bakalım mesela. Böyle bir hesap. 2.6 milyon. Dinamika saf güç kullanılmamış. Zefrika, baltalı saf güç değil. Çok, yani bunu da basit kesersiniz. Normal dinamika olmadan bile bu hesap fullenir. Neden? Zefrika'nın olduğu bölgeden yollayın. Şuradan bir buzanka yollayın. Mesela buradan yaklaşamadı herhalde. Bunu da bununla destekleyin. Bunu da bunu, bunu da bunu. Bakın şöyle yüzde. Trend tur kullanmadım arkadaşlar. Bunun noktalarını zaten ben bir önceki videolarda açıkladım. Yani tresiz nasıl kesiyoruz? Tre kullanmıyoruz aslında, fark ettiyseniz. Hani ben anlatım esnasında biraz hızlı gitmek için treyi açıyorum. Normalde tre açmama hiç gerek yok. Tre kullanmama gerek yok. Sadece ben işi garantiye almak için bunu yapıyorum. Longe savaşı bu şekilde. Videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ben teşkilat sonrası için aslında bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Teşkilat sonrasının aktif saygılı üyeleri için. Arkadaşlar, teşkilat sonrasında da aktif saygılı tüm arkadaşları bekliyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlar buyurup gelebilirler. Önce savaşımız bu şekilde. Şöyle mesela buradan değiştirelim şunları. Aslında çok da bir şey koymama gerek yok. Uga koyayım. Aslında rambar koyayım oraya. Uga belki yatabilir. Uavos vesaire falan filan. Ben biraz şeyden konuşayım. Mesela Lonca Savaşı'ndan konuşmak istiyorum ben. Arkadaşlar bakın, biraz önce eleştiriler vesaire yaptım. Bunlar doğru ve yerinde eleştiriler. Kişiler de bizlere yapabilirler. Bunlar çok önemli değil. Zaten zamanında herkes yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şundan bahsedeyim. Mesela Lonca Savaşı'nda patlayan hesaplar oluyor. Buradan 4-500 KB üzeri hesaplara söylüyorum. Doğru bir yerleştirme yaptığınız takdirde, yani doğru sıralamalar, doğru hesaplar, doğru işlemler yapıldığı takdirde Lonca Savaşı'na çok yüksek puanlar alabilirsiniz ve doğru Lonca'daysanız. Bunu da altını çizeyim size de. Doğru Lonca'da değilseniz çok fazla ilerleyemezsiniz. Mesela ben buradan yardımcı oluyorum ama hani bizim Lonca şu anda 50 milyon kudrette. Türkiye'de 5. sırada. Yani rakipler ilk 3, ilk 5 içerisinden rakiplerle kapışıyoruz sürekli. Ama siz gidip de Türkiye'de 15. sırada, 10. sırada bile oyuncudaysanız rakipleriniz de dandik geliyor. Bu sefer motiveniz kayboluyor. Yani anlatmak istediğim olay tamamıyla bu. Lonca Savaşı çok eğlenceli bir şeydir. Özellikle patlamama böyle WhatsApp grubunda konuşursun. Dersin, aa sen patladın, nasıl patladın falan gibisinden. Çok zevklidir. Bunlara dikkat edin. Eğlenmesi bayağı had safhada olan bir şeydir. Bunları anlatmak istiyorum sizlere. Onun haricinde yani Lonca'da Lavcı Ezeboss kesersiniz. Feryat Yarı, Yalnız Deniz, Narsiye yapıp ödülleri toplarsınız. Bu gibi yerler gayet zevkli ve eğlenceli yerlerdir. Bunları unutmayalım. Send the message. Dikkat edelim arkadaşlar. 20 bin üzeri LS puanı 1.4 milyon hesaplar için gayet makul ve yüksektir. Mesela aslında 20 bin, evet 20 bin olabilir. 1.3-3.5 milyonluk hesaplar kesebilir. Bu gibi LS şeylerinde ve rakip oyuncularında kudreti bayağı arttı.
İnşallah bugün de kuşatmamız var. Kuşatmada aktif bir katılım yapmaya çalışacağız. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.